Öncelikle hafta sonu Kandıra hapishanesinde rehin tutuldukları yerde ziyaret ettiğim önceki dönem eş genel başkanımız sevgili Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak, Aysel Tuğluk, Nurhayat Altun, Edibe Şahin arkadaşlarımızın sevgi ve saygılarını Türkiye halklarına, demokrasi mücadelecilerine ve kadınlara sevgi ve saygılarını iletmeyi bir borç biliyorum. İkinci olarak bugün toprağa verilen ve demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinde, halkların kardeşliği, eşitliği mücadelesinde sanatıyla bir efsane olan Ahmet Kaya'yı sevgi ve saygıyla anmayı da bir borç biliyorum. Evet, dün 15 Kasım idi önceki gün ve 15 Kasım 1937 Evladı Kerbela'nın darda sır oluşunun yıl dönümüydü. Seyit Rıza'yı ve birlikte idam edilen 7 insanımızı sevgi, saygı ve aşk ile anıyorum. Pir Seyit Rıza halkının rızası, mirasın ve uğruna mücadele ettiğin değerler, eşitlik, özgürlük, adalet bizim için hala ulaşılması, mücadele edilmesi gereken özlemlerdir ve uğurda mücadele ettiğimizi belirtmek isterim. Ve Pir Seyit Rıza'nın ve 7 arkadaşının mezar yeri hala belli değildir. Bu bir mahkeme değildir, bu bir suç örgütüdür. Seyit Rıza ve arkadaşları idam edilirken hukuk işletilmemiş, katliam yapılmıştır. Ve bir başka şey değerli arkadaşlar, Akşam diye bir gazete var ve bu gazetede yazan bir, yani ne nasıl tarif etsek, nasıl ifade etsek bilmiyorum. Ne demiş bu Hüseyin Besli diye yazı yazan kişi? Alevi ve Kürtlere yönelik açık bir nefret suçu işlemiş ve nefret suçunda diyor ki, Alevi ve Kürt olanlar çifte kavrulmuş yalancıdır. Kürt Aleviler makbul değildir diyor ve yazısına devam ediyor. Şimdi behey çifte Yezid, behey çifte iblis, behey çifte inkarcı, behey çifte faşist, behey çifte ırkçı Türkiye'de var olduğu günden bu yana, Baba İshak'tan bu yana eşitliğe, özgürlüğe, adalete, varlığa, birliğe, dirliğe hizmet etmiş. Hünkar Hacı Bektaş'tan Seyit Rıza'ya, Baba Tahir'den Şeyh Bedrettin'e, Torlak Kemal'den Ali Şer'e kadar, Bese Ana'dan Adile Ana'ya kadar, hakka, hakikate, adalete, eşitliğe, özgürlüğe hizmet eden bu inanca ve bu inanç mensuplarına, bu kadar ucuz dil uzatanlara aslında hakkın ve hakikatin aşıklarının biriyle, birinin diliyle cevap vermek gerekiyor. Bunlar var ya, aha bunlar, bunlar Zülfikar'dan anlar. Kerbela'dan beri bu böyledir. Bunlar var ya, aha bunlar, bu iblisi ekberler, Zülfikar'dan anlar. Böyle ikide bir inancımıza, kültürümüze, tarihimize, dilimize, kutsal değerlerimize hakaret edenler bu gücü bir zamanlar Cemevi Cümbüşevi diyenlerden alıyorlar. Bu gücü bir zamanlar her türlü pervasızlığı yapıp da madımak katilini affedenlerden ve bu zihniyeti sürdürenlerden alıyorlar. Biz daha önce de bu kürsüden defalarca söyledik. Biz Türkiye halklarıyla, Aleviler olarak, Kürtler, Türkler, Ermeniler, Araplar, Süryaniler, Çerkezler, bütün Türkiye halklarıyla et ve tırnak gibi değil, kan ve can gibiyiz. Türkiye halklarının kanı ve canıyız. Türkiye halkları bizim kanımız ve canımızdır. Türkmen'den Kürt'e, Arap'tan Ermeni'ye, adını sayamadığım kadar halklar. Ve biz Türkiye'nin çimentosu değiliz. Biz Türkiye'nin hakikati, adaleti, merhameti ve eşitliği, özgürlüğün mücadelesini yürüten, varlığı, birliği ihdas eden ortak aklıyız. Bu ortak akla hakaret eden herkes insanlığa, eşitliğe, hakka, hakikate karşı suç işlemiştir. Ve bir kere daha bu suça karşı daimi babanın
nefesiyle cevap vermek istiyorum. Kainatın aynasıyım madem ki ben bir insanım. Hakkı varlık deryasıyım madem ki ben bir insanım. İnsan hakta, hak insanda arıyorsan bak insanda. Çok marifet var insanda madem ki ben bir insanım. Bunca temenni dilekler, vız gelir çarkı felekler. Bana eğilsin melekler madem ki ben bir insanım. Tevrat'ı yazabilirim, İncil'i dizebilirim, Kur'an'ı sezebilirim madem ki ben bir insanım. İlim bende, kelam bende, 18 bin alem bende. Yazar levh-i kalem bende madem ki ben bir insanım. Daimiyem, harap benim, ayaklara turap benim. Aşk ehline şarap benim madem ki ben bir insanım. Biz insanız, muhatabımız insandır. İblislerle muhatap olmayız. Aşk ile.